Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz akıllı telefon HTC One S ve HTC'nin geçen yıl çıkarmış olduğu HTC One S ve One V modellerinin arasına yerleştirilebilir. Her iki telefonun da öne çıkan özellikleri HTC One S V'de bir araya getirilmiş ve ortaya orta üst sınıfa hitap eden bir akıllı telefon çıkarılmış. HTC One S V'nin tasarım açısından One S'in çizgisini biraz daha yansıttığını, HTC'nin akıllı telefonlarında gördüğümüz o kavisli köşelerin HTC One S V'de de yer aldığını söyleyebiliriz. Telefonda 4.3 inçlik Super LCD iki ekran bulunuyor. Ekranın altında görmüş olduğunuz gibi One serisinden alıştığımız kapasitif dokunmatik navigasyon tuşları yer alıyor. Telefon tek elle rahatlıkla taşınabilir, kullanılabilir. Görmüş olduğunuz güç butonu biraz daha sağa doğru yerleştirilmiş. Baktığımızda bu tuşun kullanımı sağ elle de sol elle de kullanımda çok fazla sorun çıkarmıyor. Ancak keşke sol tarafa yerleştirilse, belki o zaman biraz daha iyi olabilirdi. Her neyse, devam edelim. Telefonun tasarımına bakmaya devam edelim. HTC One S V'nin aslında farklı renklerde kasaları bulunuyor. Bizim elimizde mavi renkli bir kasa var. Kenarlar metal, arkası ise görmüş olduğunuz kapak plastik ve bu kapağı yerinden çıkarıp bataryasına erişebiliyorsunuz. Hemen şöyle tırnağımızı sokalım üstten ve kapağı, plastik kapağı yerinden çıkaralım. Karşımıza sim kart yuvası çıkıyor, micro SD kart yuvası var ve HTC One S'nin bataryası var. Bu şekilde. Arkaya baktığımızda ne görüyoruz başka? 5 megapiksel kamera ve flaşı görüyoruz. Yine Beats Audio ses amplifikatörü var. Yine hoparlör ızgarası dikkat çekiyor. Özenle açılmış küçük deliklerden oluşan bir HTC klasiği hoparlör ızgarası yerinde duruyor. Ön tarafa ayızı hoparlörüne baktığımızda ise One S'de gördüğümüz o küçük deliklerden oluşan ayızı hoparlör yerine biraz daha sıradan yapılmış bir ayızı hoparlör karşımıza çıkıyor. One S V'yi aslında ayırt edici noktalardan bir tanesi de bu. 1.6 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor. Genellikle görüntülü görüşmeler için ayrılmış, ancak 720p HD video kaydı da yapabiliyor. Önde yer alan Super LCD 2 ekran 800x480 piksel çözünürlüğe sahip. Artık çok daha yüksek çözünürlüklü ekranlar görüyoruz. Ancak One S V'de bu çözünürlükte ekranın çok da kötü durmadığını söyleyebiliriz. Ekranın görüş açıları iyi. Dış ortamda fazla ışık altında iyi bir görüş sürüyor. Renkler açısından da doygun, parlak, iyi bir ekran ve HTC One S V'den de iyi bir deneyim almanıza olanak sağlıyor. Bu açıdan her ne kadar çözünürlük artık düşük gibi gözükse de o kadar da durumun kötü olmadığını söylemek gerek. Yine bahsettiğim gibi ekranın altında kapasitif dokunmatik navigasyon tuşları yer alıyor HTC One S V'de. Yine bakmaya devam edelim tasarıma. Sol tarafta herhangi bir buton giriş çıkış görmüyoruz. Sağda ise tek kalıp bir ses tuşu var. Altta micro USB portu var. Hem şarj hem de bilgisayar bağlantısı buradan gerçekleşiyor. Mikrofon dikkat çekiyor. Üstte yine bir mikrofon var ve 3.5 mm'lik kulaklık şakı var. Az önce bahsettiğim gibi güç butonu üstte yer alıyor ve temelde telefonun yerleşimi, tuşlarının girişlerinin yerleşimi de bu şekilde. Telefonda Android 4.1.2 Jelly Bean güncellemesi geldi. Elimize geldikten sonra, telefon test merkezimize ulaştıktan sonra bir yazılım güncelleme denetlemesi yaptığımızda Jelly Bean Android 4.1.2 sürümünün geldiğini gördük. HTC Sense 4 artı kullanıcı arayüzü var. Sense 5 yok bu telefonda. Ve daha önce incelemiş olduğumuz Sense 4 Plus telefonlarda görmüş olduğumuz bir kullanıcı arayüzü, kullanıcı deneyimi mevcut HTC One S V'de. Geçişler gördüğünüz gibi oldukça iyi. Menüler arasında gezinti de aynı şekilde. Daha önce incelemiş olduğumuz HTC telefonlarında gördüğümüzden çok da farklı olmayan bir deneyim söz konusu HTC One S V'de. Bunda tabi 1.2 GHz'lik çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 Yonga setin ve Adreno 305 grafik işlemcinin etkisi var. Düzgün bir performans sunuyor. 1 GB RAM'de HTC One S V'de yeteri kadar uygulamayı düzgün bir şekilde çalıştırmak için yeteri kadar alanı sunuyor. Telefonda 8 GB'lık dahili bellek bulunuyor. Bu 8 GB'lık dahili belleğin yaklaşık 4 GB kadarı uygulamalar için ayrılmış. Bunun dışında telefon belleği için ayrılan yeteri kadar bir alan var. Buraya medya dosyalarınızı, filmlerinizi, müziklerinizi, fotoğraflarınızı yerleştirebilirsiniz. Tabii ki 32 GB'a kadar destekli micro SD kart yuvasını kullanarak da daha fazla alan yaratabilirsiniz. Telefonda bunu da belirtmeden geçmeyelim. Telefonda Google'un Android uygulamaları yüklü geliyor. Aynı zamanda yine HTC'nin
bildiğimiz çeşitli uygulamalar var. Ayna, Twitter. Bunun dışında notlar gibi uygulamaları, navigasyon uygulamasını görüyoruz. PDF görüntüleyici, Polaris Office gibi ön yüklü uygulamalar bulunuyor. Yine Google Play Store'dan birçok uygulamayı, ücretli veya ücretsiz birçok uygulamayı da telefona indirip kullanabilirsiniz. Yine kullanıcı arayüzünü dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Bunlar da HTC One S'de sunulan özelleştirme imkanları. Kameraya bakalım. Kamera HTC'nin geçen yıl sunmaya başladığı telefonlarında gördüğümüz kamera arayüzü karşımıza çıkıyor. Yine fotoğraf ve video çekim tuşları bu bir ekranda yer alıyor ve bu şekilde de çok daha verimli bir şekilde video çekimi yapabiliyorsunuz. Yine gördüğünüz gibi sürekli çekim var. 5 megapiksel kamerasını sürekli çekim için kullanabilir. En iyi çekimi veya istediğiniz çekimi kaydedebilir veya hepsini birden şekildeki gibi silebilirsiniz. Bu da kameranın özellikleri arasında. Yine kameranın çeşitli özelliklerini de görmüş olduğunuz menüden kontrol edebilirsiniz. Anlayacağınız One SV'de HTC'nin daha önce incelemiş olduğumuz akıllı telefonlarındaki bu sene değil tabii geçen seneki telefonlarında gördüğümüz o kamera deneyimi sunulmaya devam ediyor. Yine öndeki kamerayla da fotoğraf çekimi ve video çekimi yapabilirsiniz HTC One SV'de. HTC One SV'nin temel özellikleri bu şekilde. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.